TRT Diyanet'e hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 25 Aralık Pazar, ana haber bültenimize hoş geldiniz. Sayın seyirciler, günün en önemli gelişmesiyle başlıyoruz bültenimize. Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Laskiye şehrine giden bir askeri uçak düştü. Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun müzisyenlerinin de içinde bulunduğu uçaktan kurtulan olmadı. 8 mürettebat, 92 kişiye mezar olan uçağın neden düştüğü konusundaysa Rus yetkililer "terör ihtimali yok" açıklamasında bulundu. Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssüne yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyan uçak, Soçi kentinde yakıt ikmali yaptıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düştü. Uçakta bulunan 92 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ilk olarak U-154 tipi uçağın Rusya hava sahasındayken radardan kaybolduğu haberi geldi. Ardından uçağın düştüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri uçakta 8 mürettebatın yanı sıra 83 yolcu bulunduğunu, yolculardan 64'ünün Kızıl Ordu Korosu müzisyenleri olduğunu açıkladı. Uçağın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gemi ve helikopter katılıyor. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Rusya Federasyonu Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, bir terör saldırısı şüphesi taşımadıklarını söyledi. Olay sonrası Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Büyükelçi suikastiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştu. FETÖ bağlantısının net olduğunu söyleyen Soylu, suikastçinin son 1,5 yılda kurduğu farklı bağlantılarla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bir nokta çok net. Teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un ölümüne yol açan suikastle ilgili soruşturma sürüyor. Hem ülke içi hem de ülke dışı tüm bağlantılarına ulaşılmaya çalışıldığını kamuoyuyla da paylaşmak isterim. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun gönderdiği görevlilerle birlikte emniyet mensuplarımız, savcılarımız gerekli çalışmaları bütün titizlikle ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suikastçinin geçmişine yönelik incelemelerde bir hedef saptırma gayreti sezildiğini açıkladı. Teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülmektedir. Ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev anı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son 1,5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve bir takım saptırma gayretleri yapılan soruşturmalarda açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. 124 günü geride bırakan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin son duruma bakacağız. Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında Elbap'ta 140 terör hedefi imha edildi. 12 DAEŞ'li terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin sınır bölgemizde oluşturduğu tehdidi sona erdirmek amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Harekatın yoğunlaştığı Elbap bölgesinde DAEŞ hedefleri karadan ve havadan vuruldu. Karadan atışlarda DAEŞ terör örgütüne ait 134 hedef imha edildi, 3 terörist öldürüldü. Türk savaş uçakları ise Elbap ve Bızagah bölgesini ateş altına aldı. DAEŞ'e ait 6 savunma ve silah mevzini imha etti, 9 teröristi etkisiz hale getirdi. Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve DAEŞ'lılar arasındaki telsiz konuşmaları ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu kanısını ortaya koydu. Elbap dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada da işimiz bitti, bitiyor. Ve oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya, Münbiç, Rakka.
Nerede bir zulüm varsa zulmün olduğu yerde biz varız. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ateş desteği verdiği Özgür Suriye Ordusu'nun şu anki hedefi DEAŞ'ın kontrolündeki Elbab'ı ele geçirmek. Bab alındığında DEAŞ'ın sınırlarımızı tehdidi ortadan kaldırılmış olacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'de, Kuzey Suriye'de devlet kurma hayalini gerçekleştiremeyecek. Gençler, biz Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle bilinir. Halep'te insanlık ölmesin sloganıyla yola çıkıldı. Toplanan yardımlar savaş mağdurlarına ulaştırıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal da Halep'li sivillerin yerleştirildiği bölgedeydi. Diyanet heyeti kampları ziyaret etti. Bölgedeki yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Allahu Ekber ve lillahi. Cilve gözü sınır kapısından tekbirlerle yola çıkan yardımlar İdlib'e ulaştı. Tamam, baktık. Selamünaleyküm. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan Halep'te insanlık ölmesin kampanyasında toplanan yardımlar Halep'in doğusundan tahliye edilip İdlib'e getirilen Suriyelilere dağıtılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal ve beraberindeki bazı il ve ilçe müftüleri de bölgeye gitti. Heyet İdlib'e bağlı Harim kasabasında bir yetimhane ve Halep'ten gelen sivillerin kaldığı bir kampı ziyaret etti. Gıda yardımında bulundu. Çocukların ayağında çorabın olmadığını, bir ayaklarından çok çok büyük ayakkabıları giydiğini, insanların 3 aydır 4 aydır ciddi mağduriyetler yaşadıklarını, insani ihtiyaçlarını temin edemediklerini gördüğümüz bir çalışma alanı oldu burası. Heyet Suriye'nin Bab el Hava sınır kapısı yakınlarında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı'na ait yardım merkezine de gitti. Gelen yardımlar buraya iniyor. Eğer karışıksa burada ayrıştırılıyor. Un, ekmek ve gıda ve çocuk ihtiyaçlarının karşılandığı 3 farklı deponun bir araya getirildiği ana bir üst olarak burası kullanılıyor. Halep'te insanlık ölmesin kampanyası kapsamında şu ana kadar 125 tır bölgeye ulaştı. 15 Ocağı kadar Halepli sivillere 500 tırlık yardım ulaştırılması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım için her türlü imkanını seferber ediyor. Halep'ten çıkarılan yaralılardan bir bölümü cilve gözü sınır kapısından geçirilip Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alınıyor. Sıradaki haberimizde hem yaralılarla ilgili son durumu hem de getirilenlerden bazılarının hazin hikayelerini anlatacağız. Halep'te yaralanan Merve, babası ve küçük kardeşine Türkiye'de kavuştu. Hamza ailesinin Doğu Halep'teki evi bombalandı. Anne ve iki kızı enkaz altında hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Merve yaralı olarak kurtarıldı. Babası ve erkek kardeşi de sağdı ama Halep'ten tahliye edildikleri sırada teyzesi ve eniştesiyle farklı bir araca bindirilen Merve, ailesinin hayatta kalan iki üyesini kaybetti. Merve daha sonra tedavi için Türkiye'ye sevk edildi. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve'nin babası ve küçük kardeşi bulunup Hatay'a getirildi. Züheyr Muhammed Ali de Türkiye'de tedavi altına alınan Suriyelilerden biri. Tahliye sırasında ayağından yaralanmış. Hatay'a sevk edilmiş. 5 günde bir yemek bulursak yiyorduk. İlaç, elektrik, su yoktu. Ekmek dahi bulamıyorduk. Bugüne kadar ülkemizi terk etmedik. Terk etmeyi de düşünmüyorduk. Ancak bombardıman, açlık ve susuzluk artık bizi kaçma aşamasına getirdi. Şimdiye kadar ağır yaralı durumda bulunan 95'i çocuk 233 Suriyeli Türkiye'ye getirildi. Bunlardan 32'si kurtarılamadı. Kilis ve Hatay'daki hastanelere kaldırılan Suriyelileri ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, hafif yaralıların sınırın diğer tarafında tedavi edildiğini anlattı. Cilve gözü sınır kapımızın hemen öbür tarafındaki Bab-ül Hava sınır kapısında teşkil edilmiş bir hastane var. Yani karşı tarafta teşkil edilmiş bir hastane var. Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla doktorlarımız orada gerek ayaktan tedavi, gerek hafif yaralıları ya da ağır olmayan hastaları tedavi edebiliyorlar.
Sayın seyirciler, İsrail'den Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini kaldırmasını isteyen Birleşmiş Milletler kararı Orta Doğu ve Müslüman dünyasına sevinç, İsrail'de hayal kırıklığı yaşattı. İşte ayrıntılar. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi Orta Doğu'da büyük yankı uyandırdı. Yemen Dışişleri Bakanlığı, karar barışın tesisine katkı sağlayacak derken, Kuveyt Rejim Ajansı KUNA, Dışişleri Bakanlığı'nın karardan memnuniyet duyduğu açıklamasını haber yaptı. Ürdün'deki İhvan'sa oylamada evet oyu kullanan devletlere Filistin meselesini daha fazla destekleme çağrısında bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı da kararın alınmasından kısa süre sonra duyduğu memnuniyeti ifade eden bir açıklama yapmıştı. İsrail'de ise hayal kırıklığı hakim. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin kararı utanç verici olarak niteledi. Başbakan Benjamin Netanyahu ise Birleşmiş Milletler'le ilişkilerimizi gözden geçireceğiz dedi. Bu arada Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki oylamada olumlu oy kullanan 14 ülkeden biri olan Ukrayna'nın Başbakanı Vladimir Groysman'ın önümüzdeki günlerde Tel Aviv'e yapacağı ziyareti iptal ettiği iddia edildi. Ancak bu konuda her iki ülkeden de resmi bir açıklama gelmedi. İslam coğrafyasının kanayan tek yarası maalesef Suriye değil ne yazık ki. Kerkük'te DEAŞ zulmünden kaçan siviller zor şartlar altında hayatta kalabilme mücadelesi veriyor. Gıda kıtlığı yaşayan Yemen'de ise binlerce kişi açlığın pençesinde yaşıyor. İki gün boyunca kötü hava koşullarında çamurlar içinde yürüyerek peşmerge mevzilerine sığındılar. Yüzlerce Iraklı aile 10 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Kerkük'ün Havice bölgesinden kaçıp Mektep Halit bölgesine geçti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller güvenli bölgelere ulaşmak için ölümcül bir yolculuğu göze aldı. Kaçmaya çalışan 300 sivilden 13'ü mayına basarak ağır yaralandı. Hayatımın en zor anını bu iki günde yaşadım. DAEŞ'ten kaçarken hiç farkına varmadan mayınlı arazilerin arasına girdik. Kuzenlerim bu mayınlara basıp yaralandı. Bizse bir şekilde canımızı kurtarmayı düşündük. Açlık ve koleranın pençesindeki Yemen'de ise insani kriz giderek derinleşiyor. İki yıldır devam eden çatışmaların getirdiği ekonomik kriz sonrası yoksulluk oranı %80'e ulaştı. Çocuklarda yetersiz beslenme endişe verici düzeye çıktı. Açlık tehlikesi giderek artarken temel sağlık hizmetlerinin olmayışı kolera, sıtma gibi çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da hızlandırdı. Birleşmiş Milletler Yemen'de 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunlardan 10,3 milyonuna acil olarak yardım ulaştırılması gerektiğini bildirmişti. Terörü doğuran ve besleyen cehalet zekatla ortadan kaldırılabilir. Bu önemli tespit İslami finansla ilgilenen uzmanlarca ortaya atıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri de bu öneriye destek verdi. Konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan da bir değerlendirme geldi. Marş, marş. İslam dünyasının pek çok noktasında kan ve gözyaşı var. Savaşlar, terör örgütlerinin katliamları, müminleri açlığa ve yoksulluğa sürüklüyor. İşte bu acı tespitten yola çıkan İslami finans uzmanları, terörü doğuran ve besleyen cehalet zekatla ortadan kaldırılabilir tespitinde bulundu. Bu tespitte bulunan uzmanlar, zekatın kurumsallaştırılarak sistemli bir şekilde toplanması ve dağıtılması, İslam dünyasında yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilir, diyor. Bu öneriyi destekleyen bir açıklamada Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağ'dan geldi. İslam dünyasının yıllık zekat gelirinin en az 300 milyar dolar olduğunu söyleyen Karadağ, şayet zekat sistemi doğru şekilde işletilseydi İslam dünyasında yaşanan bu acı tabloya şahit olmazdık dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan da zekat ibadetinin önemine ilişkin bir açıklama geldi.
zekatın düşmanlıkları, kin ve nefreti ortadan kaldıracağı vurgulandı. İslam'ın bu temel emri, bu yardımlaşma, dayanışmayı emreden zekat ibadetini yerine getirseler, zannediyorum yaşadığımız problemlerin önemli bir bölümünü aşmış oluruz. Toplumda servet düşmanlığı ortadan kalkar. İki, toplum fertleri arasında sevgi, tesanüt, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma, bölüşme kültürü gelişir. Düşmanlıklar ortadan kalkar, kin ve nefret ortadan kalkar. Dolayısıyla daha güzel, özlenen bir toplum yaşanmış olur. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Zeki Sayar, özellikle İslam dünyasının içinden geçtiği bu süreçte müminlerin zekat ibadetini ihmal etmemesi uyarısında bulundu. Zekat Kur'an'ın emridir. Malın sahibi de Allah'tır. Bize düşen sahip olduğumuz varlıkların Kur'an'ın emrettiği şekilde zekatımızı, sadakamızı vermek, toplumda yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve kardeşlik duygularının yaşanmasına, yeşermesine katkı sağlamaktır. Zira zekatı verilmeyen servet aslında fakirin hakkını içerdiği için temizlenmemiş bir servet. Lise öğrencileri öğretmenleriyle el ele verdi. Türkiye'de ilk kez bir Osmanlıca dergi çıkarıldı. Samsun İbrahim Tanrı Verdi Sosyal Bilimler Lisesi'ne götürüyoruz sizleri. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde çok özel bir çalışmaya imza atıldı. Okulda Osmanlıca Türkçesiyle dergi çıkarıldı. Okulumuzda Osmanlıca dersleri zorunlu ders kapsamında okutulmakta. Bu zorunlu dersin bir ürünü olsun, öğrencilerimiz öğrendiklerini bir esere dönüştürsün. Bu da güncel olsun istedik. Yaptığımız araştırmalar kapsamında Osmanlıca metin içeren dergi olmadığını, böyle bir ihtiyacın olduğunu hissettik. Heybe adlı dergide okulun tanıtımının yanı sıra projeler, edebiyat, sanat ve spor gibi konularda haberler bulunuyor. Hem okul haberlerimizi kapsasın, kültür sanat haberleri olsun, bulmaca, fıkra, eğlence sayfası, spor sayfası olan bir dergi çıkarmayı planladık. Zevkli de, zevkli olunca zorluklar aşılabiliyor. Haftada 2 saat Osmanlı Türkçesi eğitimi alan 10 ve 11. sınıf öğrencilerince hazırlanan dergi şimdilik 10 sayfadan oluşuyor. Ulaştığı yerler kentteki kamu kurum ve kuruluşları. İlerideki amaçsa Samsun genelinde dağıtımı sağlamak. İlerleyen günlerde, haftalarda bu dergiyi Samsun kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Ve Samsun haberlerini de yapmak istiyoruz. Osmanlı Türkçesine Arapça gözüyle bakılıyor ya da bunun aslında bir alfabe değil de bambaşka farklı bir dil olduğunu sanıyor insanlar. Biz daha çok bu algıya yönelik bir proje yapmak istedik. İlk sayısı 250 adet bastırılan heybenin ikinci sayısının 500 adet bastırılması planlanıyor. Derginin hazırlanmasında önemli bir niyet de var. Osmanlıca konusundaki ön yargıyı kırmak. Aslında Osmanlıcanın Türkçe olduğunu, okumasının da son derece kolay olduğunu göstermek istedik biz bu dergiyle. Hiç Osmanlıca dersi görmeyen öğrencilerimizin de okuyabildiklerini fark ettik aslında. Zor değil. O ön yargıyı kırmak istiyoruz. Yurttan karkış manzaraları getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Doğu Anadolu'da 1000'e yakın yol kapandı. Mersin'de yaşayan ve kan nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastası içinse Adana'dan askeri helikopter kaldırıldı. Ekiplerin telaşı diyaliz hastası Şahin Avcı'yı hastaneye ulaştırabilmek için. Olayı anlatır mısınız? Ya yollar kapalıydı, açılmadı. Bugün açıldı. Diyalizim vardı, geç kaldı. Yoğun kar yağışı Mersin'in Slifk ilçesine bağlı Krobası mahallesinde yolları kapattı. Avcı iki kez üst üste diyalize gidemedi. Kaymakamlık ve AFAD harekete geçti. Adana İncirlik'teki üst komutanlığından kalkan askeri helikopter Avcı'yı evinden alıp hastaneye ulaştırdı. Kar yağışının etkisini en çok hissettirdiği yerse Doğu Anadolu. Bölgede yaklaşık 1000 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi beklenirken buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapılıyor. Tunceli Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yurdun iç kesimlerinde de çetin kış şartları hakimdi. 4 gündür aralıksız yağan karın kalınlığı Karaman'da yükseklerde 2 metreyi geçti. Kar ve soğuğun bir araya gelmesi doğada seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Van'daki Muradiye Şelalesi dondu.
Hava sıcaklığı -6 dereceye düşünce Düzce'deki Topuk Yaylası'nda bulunan gölet de buzla kaplandı. Yetişkinlerin yeterince kıymetini bilemediği karın tadını yine çocuklar çıkardı. Meteorolojinin hava tahminlerine göre hafta başında kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu hariç yurdun büyük bölümü yağışlı olacak. Güneydoğu ve Marmara'da yağmur, İç Ege ve Ankara dahil İç Anadolu'da kar yağacak. Kar çarşambadan itibaren yurdun genelinde etkisini gösterecek. Ve böylelikle bugünkü ana haber bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.